Ne dersin? Yani ne olacak? Nereye kadar bu hareket devam harekat diyeyim ya da işte savaş Lübnan ve artık İsrail arasında mı? Ona geçmeden Arap dünyası ne zaman sesini çıkaracak dedin ya. Çıkarmayacak. Amin Maluf'un çok güzel bir sözü var. Her şeye üzülen fakat hiçbir şey yapmayan insanlar. Üzgünüz, yeterince yanınızda olamadığımız için üzülmekten başka elimizden bir şey gelmediği için sen şehitsin ve biz buna şahidiz. Orta Doğu halklarını böyle tanımlıyor. Evet, Arap dünyasının en önemli Yalnız yazarlarından biri. Netanyahu nerede konuştu? ABD Amerikan Kongresi. Kongresi'nde. Ne dedi? Yani birçok şey dedi de. Orada hepimizin dikkatini bir şey çekmişti o tarihte. Tekrar hatırlayalım. 95 kez ayakta alkışlamaları mı? Ya da önce var. 52. 50 kez miydi? 52 52 kez. yani 52'si de Abi 80 Yunus kaç arkadaşlar kezdi? bırakın 80 90 bir 52 diye tanesi bile hatırlıyorum ben rezillik. ama. 52 diye hatırlıyorum. Bir tanesi bile rezillik bu arada. Tabii tabii canım. Ya neyse evet yani bir tanesi bile rezillik. Söyleyeceğim şu. Dedi ki Netanyahu Arap dostlarımızla beraber. Hatırlıyorsunuz değil mi o cümleyi? Evet. Şimdi o cümleyi orada ettikten sonra Zafer'in çok böyle iyi niyetli ya neredesiniz arkadaşlar sözü gerçekten anlamını kaybediyor. Yok, adam ben onun söylüyor anlamını onu. Kaybettiğinin farkındayım zaten. Biliyorum. Arkadaşlar yalnız bir şey daha hesaplayalım sadece ya. Altını çizmek İsrail'in istedim. halini konuşuyoruz değil mi günlerdir? Yani İsrail de o kadar rahat değil. Nasıl Netanyahu'ya yani? Karşı ciddi bir muhalefet de var. Ya Yani o da içine çıkıyor. Gözünü konuşuyorduk. Ne seveyim oldu işte ya, adam. Ama 10 ay önce abi, aynı şeyi söylüyorduk. bakın. 10 ay önce işte 10 gün Nasıl? sonra Rahat Netanyahu olmayan, gidecek bakın, deniyordu. rahat olmayan Netanyahu buysa ben rahat Hayır, olan şunu Netanyahu'yu söylüyorum. dünyada görmek istemiyorum. İsrail içinde de İsrail bu için de aynı şey durumdan geçerli. gece uyuyamayan insanların olduğunu artık anketlere bile yansıyacak bir Ya şey var. boş ver Artık bunu uyuyamasınlar. bitirelim Millet diyen ölüyor orada. yüz binlerce insanın sokağa çıktığı durumlarda ya bunu şunun için söylüyorum. İsrail de bölünmüş durumda. Bakanlar istifa ediyorlar. Genelkurmay başkanı ayrıldı bilmem Yerine ne. yenisi geliyor Yani fark ciddi etmiyor. sıkıntılar orada da var. Mühim olan bunların İsrail'in de ayağa kalkması gerekiyor. Diğer ülkelerinde. Yani ben bunu bir şey için söylemiyorum. İyi değerlendirelim diye. Mesela Suudi Arabistan'dan yapılan Çok yeni bir özlem bir açıklama cümle daha var. hep sana denk geliyor. El Arabya, İsrail Evet. savaş uçakları 20 dakikada Lübnan'a 70 hava harekatı düzenledi. Yani 70 mi diye yeni bilgi ama hayır, hava harekatı yani 70 sortie 70 herhalde. noktayı vurdular 70 anlamında noktayı herhalde. vurmuştur herhalde. Ama El Arabya'nın verdiği bilgi 20 dakikada Lübnan'a çok ciddi 70 nokta belli ki hava harekatı düzenlenmiş. El Arabiye göre buradan devam Şimdi edebilirsin senin yani. söylediğin bu kara harekatına girer mi diye bir konu var. Nasrallah'ın konuşmasını bugün altını çizerek dikkatlice okudum. Orada bu bölüm de var. Ve diyor ki Gazze'de olan saldırılarınızı durdurmadığınız sürece sizi kuzeye geri dönüşünüz olmayacak. Bir tek yol bunun dışında ne askeri yoldan ne öldürerek ne suikast düzenleyerek bu olmayacak. Hatta tersine daha da kuzeyde olanların daha da tehcir edeceğiz. Yani diyoruz ya hani oraya yerleşecek bilmem ne diye oraya öyle gözüküyor ki daha sıkıntılı şeyler olacak diyor. Bu bölgelerden daha da uzaklaştıracağız diyor. Ve siz biliyorsunuz ki 11 aydır bunu başardık. Vatandaşlarınız artık orada yaşayamıyorlar diyor. Şimdi biliyorsunuz 100 binin üzerinde bazı rakamlara göre çok daha yüksek bir vatan İsrail'i kesimi güneye inmek ta zorunda kaldı. Kızıldeniz kıyısındaki otellere gönderdiler ve son gösterilerde onlar da katılmaya başladı. Tabii. Biz artık evlerimize dönmek Okullara gidemiyor istiyoruz çocukları. diye. Yani o nedenle buralarda yani buradaki bir olayı biraz önce Yunus'a da onu da sormak istiyorum. Ben de sana Yunus'a sen sormadan bir şey sorabilirim Evet. miyim? Ya İran'da biraz kağıttan kaplan çıkmadı mı bu süreçte? Yani Ya İsrail öyle böyle diyorsun şöyle da yani söyleyeyim. İsrail sonuçta hani bu bölünmüş dediğin haliyle bunu yapıyor. Hala adam öldürmeye devam ediyor orada. Yani İran ne yapıyor? Kağıttan kaplan çıkmadı mı? Kükredi kükredi ne oldu? Şimdi bakın İran hatta şu yeni görüştüm İran'dakilerle ne oluyor ne bitiyor diye. Yani oradaki durumu da anlamaya çalışıyoruz. Şimdi İran'da işte seçimleri vardı. Cumhurbaşkanı seçtiler. Cumhurbaşkanı bir sürü de onların da kendi iç sorunları var ama Suikastlar oldu. bunu kesinlikle bırakmış değil. Hatta şöyle bir şey söylüyorlar. Yanıtımızı saatini gününü biz belirleyeceğiz. Kesinlikle füze saldırısı şeklinde olmayacak. Ya
dedikleri bu. Bir şey sorabilir miyim? Stratejik sabır. Herkes bir yanıt belirlemek için açıklama yapıyor ya. Yani demin Zafer de altını çizdi. Örneğin başından beri Nasrallah ne diyecek, ne diyecek, ne diyecek? İlk anda 7 Ekim oldu. Ha. Dediler ki salı günü Nasrallah, bütün dünya dev ekranlar kuruldu. Nasrallah ne diyecek, evet. Hizbullah ne diyecek? Evet. Ne dedi? İran'da aynı şeyi bizi yapıyor. Bizi ilgilenmez mi abi? Bir şeyler söyledi. İran'da aynı şeyi yapıyor ya şimdi. Yani bunlar biz istediğimiz zaman cevap veririz, yanıt veririz falan filan derken yani buraya olmayacak. Bakın, evet, İsrail terörle insanları katletmeye devam ediyor. Yani bak, karşınızda sadece İsrail değil ki. Bak İsmet abi, 2006'daki yine Gazze'deki savaş, 2012'deki işte İsrail-Hizbullah savaşı, hep bir şekilde bir denge vardı. Yani bir güç diğer güce o misliyle karşılık verebiliyordu ve bir daha sonra barış ortamı kurulabiliyordu. Ama şu an makas o kadar açılmış ki, yani bak bir yıldır hani bırak İsrail'e geri adım attırmayı, olay geldi, yeni nesil bir savaşa dayandı. Evet. Yani bir acı olan bu. Şunu da söyleyelim, mesela 11 aydır, 12 aya giriyoruz neredeyse. Yani bu vurdum duymazlık İslam dünyasının, hatta bütün insanlığın, hani buradan ayıralım İspanya'sını, Güney Amerika'daki birkaç devleti, dünyanın vicdanlı insanlarını ayıralım. Elbette başa Türkiye'yi koyalım. Tamam. Ya bunun evet. dışında bu gidişatın nereye varacağını bu dünya devletleri görmüyor mu? Bu sefer gidişatta sana son dakika vereyim. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampası hedef alınmış. Buyurun. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar. Ya abartı olabilir diyeceksin hedefi ama bak, bulundu, bir dakika da bak, görüntü var. Ancak evet. burada da açıklama var. İran'da da açıklama var. Arap dünyasında zaten tık yok. Hayır, sorun sadece Arap dünyasını aştı artık. Batı'da bence. Da tık yani yok. Arap mutlaka, biz başından beri şunu söylemiyor muyuz? İsrail'i durduracak askeri güç oluşturmadıktan sonra bu İsrail'in saldırganlığı bitmez diye ısrar söylediğimiz bu. Silahlı güç, askeri güç oluşturmak gerekiyordu. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Bunu, evet. Herkesin sorumluluğu var. Evet, mesela sadece İran değil, doğru. Sadece İran değil, artık dünyanın sorunu haline geldi. Ben Birleşmiş Milletler'in dünyanın olaya hiç böyle bir sorunu yok. Dünyanın abi hiç böyle bir sorunu nasıl yok. Nasıl bir sorunu var? Sorun olmalı başka bir şey ama dünyanın böyle bir sorunu yok. Yok. Arkadaşlar yapmayın ya. Yani? Eğri oturup doğru konuşalım. Yani sorun bizim. Sorun bu coğrafyanın. Evet. Dünya seyrediyor. Evet. Hepsi bu kadar. Götürüp, dünyada şöyle bir algı var üstelik. İslam coğrafyası olarak. Evet. İslam coğrafyası başı belada. Bırak belada olsun. Biz petrolümüzü alıyoruz. Önemli değil. Tabii. Uyanırlarsa petrolümüzü keserler orada. Doğru. Ya bunu yapmayın ya. Yani olay sadece bu kadar izah edilemez. Bu kadar basit. Ama İsmail abi bak şöyle, dünyanın şöyle bir sorunu var. Buradaki Orta Doğu'daki güç dengesi bir taraf lehine bozulduğunda bu dünyanın sorunu haline gelir. Yani şu an bozulmadı mı? Bozuluyor işte. Yani daha da hani ben bu durumun bir şekilde dengelenebileceği ümidim vardı ama bu mevcut durum, mevcut gidişat, o dengelenme bence sürekli orada uzaklaşıyoruz. Evet, bir denge bozulabilir ama o denge ne kadar bozulabilir? Ya da karşı tarafı ne kadar rahatsız eder? Orta Doğu coğrafyasındaki dengenin bir tarafa yatması. Kaç tarafı ne kadar hocam, rahatsız? Şu anda dünyada Tartus limanı yani, ve Lask diye tehdit altında girdiğini hissederse Rusya rahatsız olur. Hocam onlar da kaderle başka bu, şey yapıyorlar. Suriye'de bu nereler vurulduğuna dikkat edin. Bir yere kadar gelirler. Oralar niye vuruluyor? Ama öbür Amerikan tarafta sorunu. İş işten geçtikten sonra yandı gülüm keten elba zaten. Sen bu arada bir sorumuz olacak. Dünyanın böyle bir sorunu yok. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bir ara bu Arzu Mevit hadisesine ya gerçekten biraz abartı olarak bakıyordum. Ama hani şöyle bakıyorsun, İsrail bayrağındaki o iki mavinin, birinin Fırat, birinin Nil olduğu gerçeği ve adamların izledikleri yola, yaptıkları icraatlara baktığında vaat edilmiş yani, topraklar Zafer işte. Onun peşindeler. Yani bunun başka bir açıklaması yani, adam buna inanıyor. Olayın, arkadaşlar, hem teolojik, teolojik açıklaması var İsrail açısından, hem teolojik açıklaması var, hem politik açıklaması var. Tabii. İsrail yani açısından. Orada, bölgede İsrail'i tehdit etme potansiyeline sahip hiçbir ülke bırakmak istemiyorlar. Yani Orta Doğu coğrafyasında hiçbir ülke İsrail'i tehdit edecek güçte olmasını istemiyorlar. Ben sana bir adım ileri götüreyim ya. Orada herhangi bir ülke istemiyor. Bir dakika ya, bu sonsa hayır, daha da önemlisi. Bu haftaki olaydan sonra bana sorarsanız vallahi bütün dünya düşünsün.
Bütün dünya kim Türkiye'dir. Bence öyle. Yani İsmail abi orada etkilemez diyor ama. Evet. Televizyon alamazsın. Evet. Mikrodalga fırını çalıştıramazsın. İsteseler yani. O noktaya gelmiş. Ya bakın dünyanın Orta Doğu coğrafyasıyla ilgili bir derdi olmadığını söylüyorum. Dünyanın böyle olmaz, bir eylemle ilgili elbette derdiniz. Dünyada rekabetin merkezi bu bölge. Bu teknoloji rekabetin merkezi falan değil diyorsun. Abi niye Doğu Akdeniz ya? Bütün şeyler orada dolanıyor ya. Bütün güçler oraya niye yığıldı? Doğu Akdeniz. Biz de işin içindeyiz. Biz Rum kesimine niye bu kadar anlaşma yaptılar? İsmail abi niye KKTC'nin durumunu konuşmuyor? Siyasi angajmanının hassasiyetleri doğrultusuna baktığı için doğalgaz ve petrolü önemsemiyor. Yani o başka bir hassasiyetle dünyanın dengesinin buradan bozulmayacağını hangi düşünüyor. Hangi siyasi angajman? Onu ben de merak ettim. Allah aşkına söyle. Hangi hassasiyetmiş o? Ben anlamadım. Söylediğim şu, çok basit. Dünya Orta Doğu'da akan kanla ilgilenmiyor arkadaşlar. Dünya Orta Doğu'nun dünyanın patronları diyelim. Nasıl çökeceğim? Onun hesabındalar. Ben sen de diyorsun ki dünyanın öbür tarafı denge bozuluyor. Oo, şu an bu yeni görüntü bu arada. O böyle hissetmiyor. O da çünkü nemalanıyor. Anlamıyorsunuz İsmail ki. İsmail Dükel, efendim? Yeni görüntü saldırılar nedeniyle yangın çıktı. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde yangın çıktı. Şu görüntüyü izah etsin bana. Ekranlarda bu yangını görüyorsunuz. Nereyi vurdular bu? Nasıl bir patlama? Yani şöyle bir bilgi vardı. Hayır canım. Hande, Reuters bir haber geçmiş. Bu diyor ki İsrail ordusu savaşın başlamasından bu yana Lübnan'a en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi. Evet. Evet. Yine Reuters'e konuşan askeri uzmanlara göre hava saldırısının ardından bir kara harekatının geleceğine dair spekülasyonlar artıyor. Biz de katılmış olduk. Şimdi Levent Hoca da 30 füze platformu 150 füze rampası hedef alındıysa böyle bir yangın o rampaların vurulmasında çıkar değil mi herhalde doğal olarak yani? İlginç bir görüntü hani. Bu neresi olur ya da İrem bilebiliyor muyuz arkadaşlar? Bu nasıl bir şey yani? Korkunç bir şeye dönüşmüş durumda. Şimdi İsrail eğer Lübnan'a bir kara harekatı yapacaksa bundan daha elverişli bir ortam olmaz. Tabii. 4000 tabii. Orta ve yüksek rütbeli yöneticiyi saf ben dışı yapmış. Edildi. Evet sağdan i̇şte kovmuş. Ya, bunlar aynı zamanda beyin takımı. Şeye tamam mı? Sordum. Geri kalan aşağıda 90 bin güç... Yani zayıflamıştır. Evet zayıflamış durumda. Yunus'a eğer kara harekatı yapacaksa bundan daha iyi olsam bulamaz kendisi. Yürütme Konseyi Başkanı bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında 20 kişi öldü, 450'den fazla yaralı var diyor. Yani karşımıza eğer hepsi patlamışsa 4-5 bin rakamı çıkıyor. Yani buralarda da bir psikolojik harekat, olayı büyütme şu bu falan filan var mı acaba Yunus? Sen 4-5 bin diye söyledin de bu rakamlar nereden çıkıyor? Yani... Hizbullah'ın basın toplantısında yürütme konseyi başkanı Seyit Taşim Safiyettin'in açıklaması bu. Tabii. 20 ölü 450 yaralı diyor. Kimse bir de doğru rakamları söylemiyor. Yani onun için ya, Nasrallah'ın açıklamasına baksana işte, toplamda 5000 kişi 2 dakikada öldürmek istediler. 5000 kişi öldüremediler. 4000 kişi öldürdüler. Anladığım kadarıyla onların zaten diyor yalnız veriyor. Açıklamasında başka şey söylüyor. Onların diyor çoğunu dağıtmadık ve kapalıydı da diyor. Diyor ki 3000 küsürünü dağıttık diyor. Ondan sonra bir parça dağıttık ama 5000 elimizde cihaz var diyor. Aşağı yukarı 1000 civarında cihazı dağıtmamışlar. 4000'i dağıtmışlar. Ama işte yani o zaman şeyin resmi açıklaması da 4 yani baş yürütme konseyi üyesi bu konuyla ilgili basın toplantısı yaptı. Evet iki rakamı toplayıp ikiye bölmek lazım. Doğru rakamı herhalde böyle yapacağız evet. Gibi. Evet yani Yunus bir şey söyleyecek misiniz? Soruyu doğru. Sordun değil mi? İsmet Özçelik. İsmet Özçelik. Pardon sorusunu. Kim konuşuyorsa biraz sesini yükseltelim. Mesut Bey. Mesut Bey buyurun. Hande Hanım kısa da bir bilgi vermek istiyorum. Pardon son dakika mı var Yunus anlamadım. Bir karıştı. Yok bana şey İsmet Özçelik'in sorduğu soruyu cevaplamam söylendiği gibi geldi ama kusura bakmayın yanlış duymuşum. Tamam şöyle yapalım. 2 dakika varmış. Birazdan o son soruyu yanıtla. Mesut Bey bu patlayıcıyla veya da yangınla ilgili bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet. Hayır, ben özellikle patlayıcı madde ile ilgili olan bir patlayıcı maddeler uzmanı bir arkadaşımdan bunu danışıp sordum.
Bu patlayıcı TATP denilen, daha çok tabii ev yapım patlayıcılarında kullanılan bir patlayıcı türü. Çok yüksek etkisi olan bir patlayıcı türü. Yaklaşık olarak 5-10 gramlık bir kapsülün içerisine konulması yeterli oluyor. Burada da aslında patlayan batarya değil, bataryanın içerisine, bataryaya bağlı bu kapsüle bir rezistans, basit bir rezistans yardımıyla konulan bu kapsül. Bunun herhangi bir şekilde dışarıdan bu encrypted olarak bu gönderilen radyo sinyaliyle tetiklenebiliyor. Tetiklendiği zaman da bu patlama oluşuyor. Neden TATP deniliyor? Dikkat edersiniz, görüntülerde alevden öncesinde bir basınç geliyor. Yani sesten bile daha hızlı bir basınç var. Bu tarz patlayıcıların özelliklerinden birisi. O yüzden de TATP olduklarını düşünüyor bu patlayıcının. Yani dünyada terör örgütlerinin en çok kullandığı patlayıcı türlerinden bu. Bildiğimiz anlamda endüstriyel bir patlayıcı bir şey olmadığını düşünüyorlar. C4 gibi teneke. Çok pardon, daha var, gitmiyorum eğer son dakika mı? Ya şöyle, İngiltere çok Dışişleri pardon, Bakanlığı. Çok pardon Mesut Bey, peş peşe açıklamalar geliyor. Evet Zafer. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Hristiyan, yani. Lübnan boşaltılıyor ve savaş sanki başlıyor gibi bir endişe. Peki İsrail'in bir kara harekatı gerçekleştirecek sayıda kapasitesi var mı? Var mı? Var mı? Var bir süredir yani, oraya güç kaydırıyor. Hizbullah 90 bin. Anladım da Gazze'de gördük. Silahlı adamından 11 ay oldu. Bahsediyoruz. Gazze'de 11 ay oldu ve Hizbullah'ın çok daha rahat çalışan ve cephe gerisi olan bir gücü var. Abi Gazze'de bugün sen... aslında özür dilerim hocam, Nasrallah'ın açıklamasındaki Lübnan direnişi, Hizbullah direnişi kuvvetlidir açıklaması aslında İsrail'e gelme mesajı. Evet. Yani tabii, bir kara savaşında benimle baş edemezsin mesajı. Seni bir yenmişliğimiz var diyor. O yüzden yine havadan herhalde havadan her zaman yaptıkları ya, gibi. İsrail çok ilginç bir dönemden geçti bu bir ay. Afrika'dan, Etiyopya ve Sudan ağırlıklı yeni birimler konumlandırdı. Vatandaşlık vaat ederek aşağı yukarı 20 bin kadar yeni asker aldı yapısına. Maalesef Müslüman'ı Müslüman'a kırdırma telaşıyla kuzeye doğru bunların sürüldüğü bir ayda da eğitim aldı. Yıllardır yapıyorlar. Evet. Ukrayna modeli. Şimdi siyahi askerler, bravo, Ukrayna, Rus ve Ukraynalar çatışmıyor. Ya evet, kimine göre de Çeçen bu akşam, yani bu akşam ilişkin ciddi iddialar var. Bu akşam mı olur bilmiyorum ama evet, hava harekatı başladı. Kara olur mu, hava mı devam eder bir süre, göreceğiz tabii yani. Ama sen ne kadar kaldı reklama sürem? Çünkü Yunus'un yanıtını kesmek istemedim. 4 dakika. Yunus 4 dakikada istersen başla, sonra devam ederim. Şimdi daha sonra programın ilerleyen zamanlarında gireceğimizi biliyorum ama tabii çok bağlantılı olduğu için bugün çıkan bir bilgiden bahsedeyim. Bugün Wall Street Journal'ın iddiasına göre ABD Lübnan'dan 50 bin Amerikalıyı ve bu Amerikalıların ailelerini, toplam 50 bin sayısında vatandaşlarını çıkarıp Güney Kıbrıs'a tahliye edebileceği yönünde bir haber çıkmıştı. Bu sayıların biz daha önce değiştiğini de gördük ABD açıkçası. Evet. Yani 7 Ekim'den bu yana ABD Lübnan'dan vatandaşlarını çekti çekecek diye birçok haber gördük. Hiçbiri gerçekleşmedi. Tabii şu an durum çok daha farklı. İsrail sanki bir savaşı Lübnan'la başlatmak üzereymiş gibi görünüyor. Ondan dolayı tabii biraz daha önem katsayısı artmış durumda bu iddianın da. Ama ABD'nin geçtiğimiz hafta apar topar Güney Kıbrıs'ta bir savunma işbirliği anlaşması imzalaması, özellikle CNN Türk üzerinden sürekli gündemde tutmaya da çalıştık bunu. Çünkü ABD'nin Güney Kıbrıs'la bir savunma işbirliği anlaşması imzalaması neye delalet ediyor? Orası artık bir Amerikan üssü gibi mi kullanılacak? Zaten kullanıyorlardı. Geçtiğimiz hafta tamamen hukuk dışı. ABD jetlerinin, tamamen hukuk dışı. Savaş jetlerinin, ayrıca diğer uçaklarının da Güney Kıbrıs'a indiğini gördük. Oraya gerçekten 7 Ekim'den bu yana özellikle bilhassa çok Yunus, ciddi önem Yunus, çok, veriyorlar, değer Yunus, veriyorlar. Özür ve diliyorum. Anlaşmayla şunu, birlikte... şunu okuyun bak, öyle devam et. Yunus çok özür diliyorum. Şimdi bak, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler üstlerinde tahliye sirenleri çaldı. Birleşmiş Milletler üstlerinin nasıl tahliye edileceğine dair detaylar bekleniyor. Yani Yunus'un söylediği, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama,
BM dahi üstlerinde tahliye kararı. Bu arada şöyle olmuş, senin verdiğin önemli o bilgi, pardon İngiltere, pardon bir saniye, İngiltere Dışişleri Bakanı Lübnan Başbakanı ile telefonda görüşmüş. Ondan sonra da senin dediğin bu açıklamayı yapıyor. Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ülkeyi terk etmeleridir. Tansiyon yüksek ve bir durum hızla kötüleşebilir. En son seyahat tavsiyelerine bakın diye de siteyi gönderiyor ama öncesinde Lübnan Başbakanı ile görüşüyor. Dolayısıyla hakikaten İngiltere, İngilizler Lübnan'ı terk etsin. Amerika benzer mesajı veriyor. Bu arada BM'nin de sirenler çaldığı yolunda değil mi? Evet, tahliye sirenleri. Tahliye sirenlerini çaldığı yolunda bilgiler var. Lütfen bunun da ayrıntılarına bakalım sevgili Ettür arkadaşlarım. Buyurun. Ay, şunu eklemek şimdi isteyecektim. Şimdi son dakika Zafer gelişmeler geldikçe kesiyorum, kusura bakmayın, çok önemli çünkü. Hı-hı, evet. Buyurun. Şunu demek istiyorum. Birleşmiş Milletler yaklaşık bir aydan beri orada çalışanların ailelerini oradan çıkarıyor. Lübnan'dan ve son zamanlarda bu arttı. Hı hı. Sadece Birleşmiş Milletler'in bir tek barış gücü görevlileri orada yok. Aynı zamanda birçok farklı kurullarının da çalışanları var, aileleri var. Bir aydan beri orasını boşaltıyor zaten. Bir aydan beri boşaltıyor. Bu akşam bir anda hızlandı, öyle görünüyor. Tamam, peki şöyle yapalım. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Mesut Bey, sizde Yunus Baksoy, sen de rica ediyorum. Efendim bir reklam arası vereceğiz, sonra beraberiz.